Yükseliş ve çöküş. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Mihver güçlerinin İkinci Dünya Savaşı'nın ilk iki senesindeki müthiş toprak kazanımlarının ardından müttefikler hayatta kalmak için savunma taktikleri geliştirmek zorunda kalmıştı. 1942'nin ikinci yarısındaysa yavaş bir değişim görüldü. Almanya ve Japonya o zamana dek hız ve şaşırtmayla üstünlük kurarken ve büyük savaş alanları hazırlanmışken, kasıtlı bir savunma duruşundan sonra İkinci Dünya Savaşı tüm cephelerde vites yükseltmeye başladı. Yıpratma Harbi. Guadalcanal Seferi. 7 Ağustos 1942. İlk Japon saldırılarının şokunun kendilerini kesin bir biçimde geriletmesinin ardından Güney Yarımküre'de müttefiklerin tavrı değişmeye başladı. Kaynak azdı ve güçler yavaş toparlanıyordu. Ancak daha önemlisi, müttefiklerin zihin yapısı değişiyordu. Dikkatli bir saldırganlığa dönüşüyordu. Temmuz'da gözlerini az bilinen Solomon Adaları ve ana adası Guadalcanal'daki Japon aktivitelerine diktiler. Japonların Guadalcanal'da olduklarını biliyorlardı. Bilmedikleri şey kaç kişi olduklarıydı. Japonların orada bir hava üssü inşa ettiklerini biliyorlardı. Burası stratejik bir öneme sahipti. Çünkü Japonlara Solomon Adaları üzerinde ve daha güneyde hava koruması sağlayacaktı. Yani müttefikler Japonların orada olduğunu biliyordu. Bilmedikleri şey tam olarak kaç kişi olduklarıydı. Seferin başında cevap çok azdı. Japonların Güneydoğu Asya'daki ilerleme hızı ve hırsı nedeniyle kaynakları çok ince yayılmıştı. Amerikan donanma piyadeleri Guadalcanal'a 7 Ağustos 1942'de ilk indiklerinde bitmemiş hava sahasının sadece 2500 adamlık zayıf bir güçle korunduğunu ve çoğunun da inşaat işçisi olduklarını öğrendi. Guadalcanal savaşın ilk gerçek Japon felaketiydi. Japonlar oraya dikkat ediyor olsaydı, komutanları stratejik düşünseydi, Guadalcanal'a asker yetiştirselerdi, Amerikalıların onları yerinden etmesi çok zor olurdu. Günler içinde Japonlar yeni isim takılan Henderson Field'e karşı ilk bombardımanlarını gerçekleştirdi. 21 Ağustos'ta kara güçleriyle pisti ilk alma denemelerini gerçekleştirdiler. Amerikalıların gücünü az hesaplayan Japonlar 1000 asker indirdi. Ve 2 günden sonra gece örtüsü altında pistin doğu tarafındaki donanma piyadesi askerlerine cepheden saldırdılar. Sabah ortasında saldırı gücünün 128 üyesi hariç hepsi öldürülmüştü. Gelecek 6 ay boyunca gerçekleşecek karadaki çatışmalar savaşın en kanlılarından bazıları olacaktı. Guadalcanal ölümüne bir savaştı ve ilk kara çarpışmasından bir hafta sonra Japon ve Amerikan donanmaları Doğu Solomon açıklarındaki denizlerde çarpıştı. Amerikalıların garnizonu bertaraf etmek için gerçekleşen ilk Japon saldırısını püskürtmesinden sonra donanma savaşları aylarca devam etti. Kayıplar korkunçtu. Her iki tarafta inanılmaz sayıda gemi kaybetti. Ancak ABD donanması şahsi görüşüme göre savaştaki en iyi Amerikan kuvvetiydi. Güçlü Japon rakipleriyle başa çıkacak kadar iyiydiler. Buna hiç şüphe yok. Amerikalılar 29-30 savaş gemisi ve binlerce denizci kaybettikleri çok sayıda büyük deniz savaşı yaptı. Japonların kıyıya yaptıkları ikmalleri ve asker çıkarmayı kesmeye çalıştılar. Bu durum lojistik anlamda Japonların belini kırdı. İkmalle Rabaul ya da Guadalcanal'a ulaşamadı. Japonların mühimmat almasının tek yolu onları çok küçük ve çok hızlı bir destroyere koyup Solomon Adaları'nın arasından geçirmek, saatte 40 knot kadar hızla ve bunu gün doğmadan gece yapmaktı. Yoksa Amerikan hava gücü ve Amerikan savaş gemileri onları yok ederdi. Bu düzen Ocak 1943'e dek devam etti. Guadalcanal'daki kayıplar durdurulamazken Japon Yüksek Komutası boşaltma sinyalini verdi.
Şubat'ın ilk haftasında geriye kalan Japon güçleri azalmış ve sarsılmış bir halde güvenli bölgelere çekildiler. En az 65 gemi kaybedildi. Müttefikler ölçülü saldırı ve inatçı savunma kombinasyonunu kullanarak Japonları ilk defa topyekün savaşta mağlup etmişti. Bu müttefiklerin Japonlara karşı kazandıkları ilk başarıydı. Ve bunun etkisi şu oldu. Solomon Adaları'ndan sonra Japonlar savunmadaydı. Ve bir daha Solomon'daki bir saldırı operasyonuna asla kalkışmadılar. Ben her zaman belirleyici anlar ve dönüm noktalarına şüpheyle bakarım. Ancak Guadalcanal'ın onlardan biri olduğuna şüphe yok. Ve o uzun sefer, ki uzun bir seferdi, karadan, denizden ve havadan, rüzgarın dönmesinde kesinlikle çok önemliydi. Diyep baskını, 19 Ağustos 1942. İkinci Dünya Savaşı'nda sık sık olduğu gibi belirli bir sahnedeki eylemlerin etkileri diğerlerinde hissediliyordu. Almanların Ekim'de Dieppe yaptığı felaket baskınsa eylem eksikliğinden kaynaklandı. Müttefikler kıtada savaşmadığından Almanlar tüm dikkatini Sovyetler Birliği'ne verebiliyordu. Almanların ordusunun gücüyle tek başına savaşmak zorunda kalan Ruslar büyük baskı altındaydı. Ve Stalin, Churchill'le 1942'de buluştuğunda müttefikleri Avrupa'da bir yerlerde ikinci bir cephe açarak üzerlerindeki baskın azaltılmasını istedi. Bunu yaparak kaynakları olmayan ancak baskı olduğunda olan Birleşmiş Harekat Komutanı Tuamiral Louis Mountbatten pratik bir sahil çıkartmasına girişmeye karar verdi. Churchill Almanların elindeki önemli bir liman alıp bir süre elde tutarlarsa en az iki gelgit kadar Almanlara o bölgede savunmasız olduklarını gösterebilirlerdi. Ve Hitler elindeki güçlerin bazılarını Avrupa'nın o bölümünü korumak için dağıtırdı. Bu da Kızıl Ordu'nun üstündeki baskıyı arttırır ve Stalin'e Churchill'in üzerine düşeni yaptığını, Ruslar toplu halde hayatını kaybederken boş oturmadıklarını gösterebilirdi. Jübile operasyonu 6000 adamdan oluşan büyük ölçekli bir özel operasyon saldırısı olacaktı. 5000 Kanada piyadesi, 1000 Britanya komandosu ve 50 Amerikan korucu ile birlikte 100'e yakın destek aracı, ağır savunulan Fransa kıyısındaki 15 kilometrelik bir alana cepheden saldıracaktı. Sürpriz faktöründen yararlanmak için 5 farklı saldırı noktası olacaktı. 4'ü Dieppe'in doğusundaki ve batısındaki sahillere gün doğumundan hemen önce ve şehre yapılan asıl saldırıda yarım saat sonra gerçekleşecekti. Özel operasyon prensipleri hızlı olması, sessiz olması ve şaşırtmayı başarabilmesidir. Ve bu operasyon bunu başaramayacak kadar büyüktü, fazla karmaşıktı. Bu anlamda bir özel operasyon olamazdı. Yani bu girişim başarısız oldu ve ne yazık ki felaketle sonuçlandı. Kötü hava nedeniyle haftalarca geciken operasyon sonunda 19 Ağustos 1942 sabahı başladı. Ve en başından sorun yaşandı. 237 gemiden oluşan filo görüldü ve küçük bir Alman devriyesi hemen ateş açarak karadaki garnizonlara haber verdi. Alman hızlı saldırı tekneleri ve uçakları çıkartma araçlarını hedef aldı. Ve bir kıyıdaki 250 komandodan sadece 18'i sahile ulaşabildi. Bir diğerinde sahile bakan yamaçlara yerleştirilmiş olan Alman silahları müttefiklerin hava keşfi sırasında belirlenememişti. Ateş açtı ve bundan haberi olmayan Kanada Kraliyet alayı yok edildi. 543 adamdan 60'ı hariç hepsini kaybetti. Britanya destroyerinin yaydığı sis perdesi korumasında çıkartma yapan ana güç, 1. Dünya Savaşı'ndaki Gelibolu saldırısının bir benzeriyle karşılaştı. Asker çıkartmaları için turist haritaları kullanılmıştı. Bu sefer de Britanyalılar Dieppe sahillerinin tank çıkarılma olasılığını tatil fotoğraflarından değerlendirmişti. Ve kıyıya ulaşan 27 tanesinin ya çakıl zeminde paletleri parçalandı ya da dik yamaçlarda kalarak Alman tank savarlarına çok kolay hedef oldular. Destek ya da saklanacak yer olmadan sahildeki birlikler tamamen açıktaydı.
ve birkaç saat içinde 3300 Kanadalı ve 275 komandodan fazlası öldürüldü, yaralandı ya da esir alındı. Kraliyet donanması sınırlı koruma ateşi sağlayabildi. Bir destroyer ve 33 çıkartma aracı kaybetti. 500'den fazla ölü ve yaralı verdi. Açık göklerde Luftwaffe'nin savaş uçaklarıyla çarpışmaya giren hava kuvvetleri perişan oldu. Düşmanın 48 kaybına karşın 106 uçak kaybetti. Dieppe hakkında Britanya Yüksek Komutası'nın cevabı, bunun ilerideki büyük çıkartma operasyonları için gerekli bir öncü olan bir deneme olduğu yönündeydi. Bence her ikisi de doğru. Normandiya çıkarmasında işe yarayacak dersler öğrenildi. Ancak bunun olanlardan sonra bir bahane olarak öne sürüldüğü de doğru. Önemli şeyler öğrenildiği kesin. En önemlisi bir liman şehrine doğrudan saldırmanın çok kötü bir fikir olduğuydu. Ve bu ders öğrenildi ve belki de Normandiya çıkarması o yüzden başarılı oldu. Her durumda Dieppe Stalin'i memnun etmek için planlanmışsa da çok başarısız oldu. Ve bu yine Hitler'e müthiş bir zafer daha kazandırdı. Stalingrad Savaşı, 23 Ağustos 1942. Rusya için kesintisiz baskı devam etti. Haziran 1942'de Hitler kendisini Reich güçlerinin başkomutanı olarak atadı. Ve dikkatini Rusya'nın güneyine, Stalingrad'a verdi. Önemli bir sanayi merkezi olan şehir, Volga Nehri üzerinde, İran'dan Rusya'nın kuzey bölgelerine petrol ve askeri malzeme ikmali yolu üzerindeydi. Almanlar Stalingrad ve nehrin kontrolünü ele geçirebilselerdi, Moskova'yı savaşmaya devam etmek için gereken kaynaklardan mahrum bırakabilirlerdi. Ve defalarca Rus ordusunun yetersizliğini gören Hitler, oranın kolayca düşeceğine ikna olmuştu. Almanya tüm Avrupa ve Moskova banliyölerine dek Rusya'nın tüm Avrupa topraklarını fethetmişti. Leningrad'ı kuşatmış, Stalingrad'ı kuşatmıştı. Söyleyecek başka ne vardı ki? Bunu başka kimse yapamazdı. Kimse de bu dinamizm, bu pervasızlık, bu cesaret, bu etki yoktu. Efsanevi bir kaderin uygulayıcısı olduğunu hissediyordu. Ancak bu yenilmezlik duygusundan doğan küstahlık, İnsanlık tarihinin en kanlı savaşına sebep olacaktı. Almanlar Stalingrad eteklerine 23 Ağustos 1942'de ulaştılar. O gün yaşananlar Alman-Sovyet cephesinin en büyük bombardımanıydı. Ve bütün şehre 1000 tondan fazla bomba bıraktılar. O zamanlar şehirde 400 bin kişi yaşıyordu ve İlk haftasında tam 40 bin kişi öldü. Stalingrad savaşlar arası yıllarda komünizmin başarısı olarak yeniden inşa edilmişti. Ancak Nisan'dan bu yana Alman hava saldırılarına maruz kalıyordu. Ve General Friedrich Paulus'un 6. ordusu şehir eteklerine ulaştığında önlerindeki görkemli kamu binaları ve zarif bulvarlar değil, yıkıntılardan oluşan bir deniz vardı. Yine de bulabildikleri her türden silahla şehri savunan 54 bin askeri bombalamaya devam ettiler. Ve sonra 14 Eylül'de Stalingrad'ın etrafının sarılamayacak kadar büyük olduğunu düşünen Paulus'un askerleri şehre girdi. Ve onu küçük bloklara ayırıp o kısmı yemi hedefleyerek şehre giriş yaptılar. Ancak direniş kararlıydı ve Almanların daha önce yaşadığı hiçbir şeye benzemiyordu. Stalingrad, küçük birim modern taktiklerinin kullanıldığı ilk savaştı. Yani tüm bölük saldırmıyordu. Şehir, Almanların şehre girmesinden önce Alman bombardımanıyla yok edildiği için yarı yıkılmış evler ve enkaz yığınlarını savunuyorlardı. Çatışmalar hep bu enkaz yığınları arasında geçiyordu. Temiz ve etkili bir yıldırım harekatında kendini rahat hisseden Almanlar, kanlı adam adama savaşta Ruslarla savaşma konusunda daha az becerikli olduklarını gösterdiler. Her yıkıntı bir kaleydi
her köşede bir keskin nişancı vardı. Ve daha iki ay önce Rusların 4 katı olan Alman askeri sayısı Ekim ayına gelindiğinde dibe vurmuştu. Kasım ortasında Paulus'un şehri %90'ını kontrol ediyor ve Rus 62. ordusunun 1/4'ünü yok etmiş olsa da 61 bin adam kaybetmiş, 12 bini ölmüş, 45 bini yaralanmıştı. Binlercesi de kayıptı. Paulus kayıplara rağmen savaşı şehrin dışından yönetiyordu. Ve komutanı zaferin yakın olduğunu inanıyordu. Ancak her ikisi de Sovyetlerin geçmişteki hatalardan ders almış olabileceğini hiç düşünmemişti. Ve almışlardı. Ruslar 62. orduyu bir yem, zincire bağlanmış bir keçi olarak kullanıyordu. Onlar karşı saldırıya hazırlanırken Almanların dikkatini çekeceklerdi. 19 Kasım'a gelindiğinde her şey çok şiddetliydi. 6 ağır zırhlı Rus ordusu kuzeyden saldırdı. Mihver ordusunun kanadını dağıttı. Bir gün sonra 3 tanesi daha güneyden geldi. 1 milyondan fazla asker, 800 tank ve 1000 uçak yarım milyon mihver askerini telef etti. Ve 4 gün sonra İki Sovyet öncü birliği Kalaş'ta buluştu. Ve Almanya'nın kudretli 6. ordusunun etrafı sarıldı. Almanların geri çekilme seçeneği vardı. Ancak Hitler için savaş sadece stratejik öneme sahip değildi. Stalin'in şehrini ele geçirmeyi kafasına takmıştı. Ve çok sayıda önemli generalin uyarılarına rağmen Paulus'un savaşmaya devam etmesini talep etti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir süper askerinin reflekslerine sahipti. Yani geri adım atmamak. Birinci Dünya Savaşı'nda ne pahasına olursa olsun yerinizi bırakmazdınız. Ancak savunmadaki bu esneksizlik iş savunma aşamasına döndüğünde 3. İmparatorluğun felaketi oldu. Böyle bir liderlikle başarılı olması mümkün değildi. 28 bin Alman Aralık ayında yok oldu. Yiyecekleri yoktu, mermileri bitiyordu. Ve bir başka Rus kışına teslim olmak üzereydiler. Ocak ortasında Paulus sonuna teslim olmak için izin istedi. Hitler reddetti. Ve bunun yerine generalini saha mareşali olma vaadiyle cesaretlendirmeye çalıştı. Ancak Paulus'un canına tak etmişti. 31 Ocak 1943'te sıfırın altındaki sıcaklıklarda teslim oldu. Ve 6. Ordu'nun geriye kalan 91 bin üyesi de esir alındı. Gelecek savaşlarda onlara pahalıya mal olacak olan yerine konulamaz bir insan gücü ve ekipman kaybıydı bu. İkinci El Alamein Savaşı, 23 Ekim 1942. Kuzey Afrika'daki savaşta İtalyanlara karşı ilk Britanya başarıları General Claude Auchinleck tarafından sağlanmıştı. Ancak Alman General Erwin Rommel'ın gelip Amerikan ordusunu kurmasıyla 1941 sonlarında işler Britanya için dramatik bir biçimde değişti. Ve sonunda ilk El Alamein Savaşı'nda Rommel'ın Kahire'ye ilerleyişini durdurmuş olsa da öfkelenen Winston Churchill Ağustos 1942'de onu görevden aldı. Ve yerine bilinmeyen bir akrabası olan Bernard Law Montgomery'yi getirdi. Montgomery kendine çok güveniyordu. Kendi kendine yükselmişti ve geldiğinde varlığını hemen hissettirdi. Artık geri çekilme olmayacaktı. Bir sonraki saldırı başarılı olacaktı. Bir planım var. Planım iyi bir plan ve bu şekilde yapacağız dedi. Yaşanacak olan değişimi vurguladı. Ve bu değişim hızla gerçekleşti. Montgomery derhal Kuzey Afrika'daki bozuk müttefik moralini yeni subaylar ve yeni birlikler getirerek iyileştirdi. Ve yeni bir görünüş getirdi. Ve birliklerine Rommel'i Afrika dışına atacağız diyerek hareketlendirdi. Onun komutası altında 8. Ordu sıkı, disiplinli bir birim oldu. Ve tek bir hedefleri vardı. Rommel'i Kuzey Afrika'nın dışına atmak. Karizmatik yeni çocuk ve savaşın en öne çıkan Alman generallerinden çöl tilkisi arasında ilk karşılaşmaydı. Rakibinin savaş becerilerinin farkında olan Montgomery hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Ve bir saldırı planı hazır olduğundan çok detaylı eğitimler içeren bir program başlattı.
İkinci El-Alamein Savaşı hazırlanmış bir savaştı. Planlanmıştı. Birlikler tekrar talim ve tatbikat yaptı. Montgomery tüm birliklerin yapmaları gereken görevler konusunda eğitildiklerine emin oldu. Batarya ve Tugay komutanları saldıracakları konumların benzerlerini inşa ettiler. Haftalar öncesinden oynayacakları rollerin eğitimini ve tekrarını yaptılar. Rommel'ın çok uzun bir ikmal hattının ucunda olduğunu bilen, Monty olarak bilinen komutan, çöl hava kuvvetlerini 600 kilometre uzaktaki Tobruk'tan gelen Alman konvoylarına düzenli olarak saldırmalarını söyledi. Bu sayede Almanların menzil ve mühimmatını kısıtladığına emin olacaktı. Daha sonra saldırıyı ikinci aşamada başlattı. Birincisi hafif ayak operasyonuydu. 23 Ekim'de güçlü bir top bombardımanı ve piyade bölüklerinin geniş Alman mayın tarlalarında dikkatlice dar koridorlar açışları ve zırhlı birimlerin onların arasından tek sıra halinde gelip ilerleyişiyle başladı. Plan tıkır tıkır işledi. Ancak Alman savunması beklenenden daha zorlu çıktı. Ağır çatışma sırasında 8. Ordu yavaş yavaş ilerledi. 1 Kasım gecesi Montgomery ikinci aşamaya geçti. Süper şarj operasyonu. Piyade birimleri yine zırhlı bölükler için yolu açtı. Şaşırtıcı bir hızla ilerlediler. Öyle ki ordusu mühimmatsız kalan ve petrolü neredeyse biten Rommel, Hitler'e ordunun yok olmayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hitler, Rusya'da yaptığı gibi Rommel'a diren ya da öl dedi. El-Alamein'deki asıl hata, Rommel'e hiç de yakışmayan bir biçimde Hitler'in yerinde kalma emirlerine uymuş olmasıydı. Hitler ona özetle zafer ya da ölüm emri vermişti. Ve bu nedenle Rommel El-Alamein hattında birkaç gün boyunca savunmada kaldı. Britanyalılar gelişme kaydettiler ve o geri çekilmek zorunda kaldı. Başka çareleri yoktu. 4 Kasım öğlen vakti Rommel'ın son savunması çöktü. Ve o akşam Hitler'den geri çekilme emri aldı. Churchill çok mutluydu. Aylar süren belirsiz yıpratma harbinden sonra müttefikler sonunda kalıcı bir zafer kazanmıştı. Ve bu zaferin hem stratejik hem de psikolojik olarak uzun süreli yansımaları olacaktı. Pek çok açıdan Batı güçleri için savaşın dönüm noktası buydu. Bunu akılda tutmamız gerek. Doğu cephesinde çok ama çok büyük bir savaş devam ediyordu. Kuzey Afrika bu noktada bir yan gösteriydi. Önemliydi ama ikincildi. Ancak Alamein'den sonra Almanlar Kuzey Afrika'dan çekildi ve Kuzey Afrika ile ilgilenen Batılı müttefikler Batı Avrupa'ya yeniden girmeyi düşünmeye başladılar. Cinditler Seferi, 8 Şubat 1943. Yağmur Ormanı Savaşı müttefik askerlerin uyum sağlaması gereken en zor savaş türü ise Burma'da bunun gerçekleşeceği en zorlu yerdi. Fransa'dan daha büyük bir alanı kaplayan büyük bir ülke olan Burma'da neredeyse hiç ulaşım altyapısı yoktu. Geçit vermez ormanlarla kaplı dağlık arazi üzerinde sürekli yağan muson yağmurları vardı. Ve bu ormanlar sürekli şaşırtıcı çeşitlilikte tropik hastalıklara ev sahipliği yapıyordu. 1942'de Japonlar ülkenin güneyinden gelen Britanyalıları kuzeye atmıştı. Britanya Burma'yı geri almak istiyordu ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Ve Amerikalılar Burma'nın bir kısmını geri istiyordu. Kuzey Burma'yı istiyorlardı. Böylece Burma yolunu yeniden açabilecekler ve Japonlarla savaşan 45 Çin bölüğüne malzeme tedariği yaparak savaşta kaldıklarına emin olacaklardı. Ancak Burma'nın büyük önemine rağmen hiçbir ülke orada savaşmak istemiyordu. Her iki ülkede Burma'yı geri istiyordu. Asıl soru bunun nasıl yapılacağıydı. Buna olası bir çözümle hiç beklenmedik biri ortaya çıktı. Adı Orde Wingate'di. Düzensiz savaş konusunda bir ünü vardı. Ve olası bir çözüm sundu. Wingate 1942'de Hindistan'a geldi.
ve orada küçük, havadan desteklenen, hızlı hareket eden birlikler kurma fikrini teklif etti. Bunlar Japonlara kendi bölgelerinde yağmur ormanında saldıracaktı. Tuğgeneral Lord Wingate daima Japon atlarının gerisinde derinlere girerek Japonların arka bölgelerinde karışıklık çıkarmayı savunuyordu. Japonlar ön cephedeki askerlerini arka cepheyle ilgilenmek için çekmek zorunda kalacaktı. Bunu elinizi düşmanlarınızın bağırsağına sokmak diye adlandırıyordu. Churchill'in onayıyla Britanyalı komutanlar Wingate'e küçük bir görev gücü kurmasını emretti. Britanyalı, Hint ve Gurkha gruplarından oluşan komandolar, telsiz sinyalcileri, Sıhhiye ve yerel Burma rehberleri ve tercümanlarından oluşan Wingate'in 77. Tugayında 3000'den biraz daha az adam vardı. Çinditler olarak biliniyorlardı. Şubat 1943 başlarında birkaç ay süren zorlu eğitimin ardından Çinditler düşman hatları arkasındaki ilk bağımsız baskınlarına başladı. Wingate'in tasarladığı benzersiz taktikler kullandılar. Bu taktikler günümüzde gerilla savaşı olarak biliniyor. Burma'daki Japon hatlarının arkasına sızmak çok radikal bir düşünceydi. Koloniler halinde parmaklar gibi giriyor ve belirli bir noktada bir yumruk gibi bir araya geliyordunuz. Bir hedefe saldırıyor, sonra tekrar dağılıp bir sonraki göreve gidiyordunuz. Long Load operasyonunda Wingate gerillalarını iki gruba böldü. Her biri kendi başına 450 civarında adamdan oluşuyordu. Her bir adam sağanak yağmurların çamur denizi oluşturduğu 1,5 kilometre genişliğindeki nehirlerin bulunduğu, dikenli bambu çalılarının giysileri ve eti kestiği dağlık Burma ormanında 25 kilo ekipman taşıyordu. Hastalıklar da etkisini gösterdi. Ancak Wingate'in en büyük sorunu askerlerine malzeme tedarik edecek hava yardımıydı. 5 günlük erzak dağıtımı bazen yetersiz kalıyor ya da gerçekleşmiyordu. Bu süreç çok yavaş olsa da ve adamlar zorlu koşullar altında zorlansa da Mart başlarında Çindvin Nehri civarındaki aktif Japon bölgesinin içlerine girmişlerdi. Bir grup Jagtin'deki Mandalay Mitikina demiryoluna saldırarak ciddi bir zarar verdi. Bir diğeri aynı demiryolunu kuzeyde Wuntou ve Indav arasında kesti. Japonların yanıtı hızlıydı. İki bölük toplam 30 bin adamla derhal saldırganlarla ilgilenmeye yollandı. Çinditler bastırdı. Büyük düşman gruplarıyla temas kurmaktan kaçındı ve sonunda Irrawaddy nehrini geçerek geri çekilmeleri söylenene kadar buldukları her şeyi yok ettiler. İlk yola çıkan 3250 kişiden 800'den fazlası öldü. Ve hayatta kalanların ciddi bir miktarı da hastalıklarla o kadar kötü durumla geldi ki bir daha savaş göremediler. Onu beğenmeyenler bunun tam bir başarısızlık olduğunu söyledi. Ancak bu yargıya vararak büyük bir hata yaptılar. Çünkü Britanya askerlerinin Burma ormanında Japonlara karşı başarıyla savaşabildiklerini kanıtlamışlardı. Daha da önemlisi Japonları Burma'daki savunma duruşlarının işe yaramayacağına ikna etmişlerdi. Çünkü 3000 kişi düşman hatlarının gerisine sızabiliyorsa belki de bir sonraki görevde 5-6 kat büyük bir güç gidip tam bir karmaşa yaratabilirdi. Bu olası tehdit, Burma'daki Japon generalleri 1944'te Imphal'de Hindistan'ı işgal etmeye ikna etti. Ve bu maceradaki büyük yenilgileri Japonların Burma ve sonunda tüm Güneydoğu Asya'daki çözülüşünün bir başlangıcı olacaktı. Sport Palace konuşması, 19 Şubat 1943. Polonya ve alçak ülkelerin hızla düşüşü, Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e Nazi rejimini övmek için bolca fırsat vermişti. Ancak Fransa'nın 1941'de hızlı ve kesin yenilgisi daha büyük bir propaganda rüzgarı sağladı. Panzerlerin Paris'e girmesiyle Goebbels kendi fotoğrafçı ve yazar ordusuyla Hitler'in bu zafer turunu her adımda belgeledi. Savaşa halk desteği sağladı ve Nazi liderliği baş döndüren seviyelere ulaştı.
Ancak 1943 itibariyle görünüşte bir son olmadığından Almanların savaş heyecanı da sönmeye başladı. Afrika'daki kayıplar ve Stalingrad'daki felaketle birlikte halkın morali de düştü. Altıncı orduyu yenerken Ruslar tüm ekonomilerini ve nüfuslarını Alman tehditlerine karşı seferber etmiş, Stalin'in geri adım atmayacakları söyleminin arkasına geçmişlerdi. Kendi evinde Goebbels sadece ilgisizliğin büyüdüğünü gördü. Tüketici ekonomisinin devamının savaş çabalarına zarar verdiğini gördü. Britanya'nın aksine Almanya geniş tüketim ekonomisine devam etmişti. Goebbels'in bunları kontrol etme girişimi Hitler tarafından durdurulmuştu. Hitler bazı açılardan morali Goebbels'ten bile daha iyi anlıyordu. Bu konuda çok başarılıydı. Bu Doğu cephesinde Stalingrad Savaşı'ndaki yenilginin sonrasındaydı. Almanya'nın bu savaşı kazanmak için çabalarını yenilemesi gerekiyordu. Ekonomik olarak daha büyük bir seferberlik yapmalıydılar. Aylarca Nazi hiyerarşisi içerisinde acı bir mücadeleye girmek zorunda kalan Goebbels için Stalingrad, halkın savaşa desteğini almak için bir fırsat olmakla kalmadı. Ayrıca Hitler'i kendisinin ekonomik yönetiminde daha büyük bir görev alması için ikna etmesini de sağladı. Ve bu fırsatı 18 Şubat'ta Berlin Spot Plus'ta kullandı. Dikkatle seçilmiş 14 bin fanatik Nazi izleyici karşısında Goebbels bir saatlik şaşırtıcı güce ve tutkuya sahip bir konuşma gerçekleştirdi. Savaşın sonuna dek Alman ekonomik ve askeri politikasını derinden etkileyecekti bu konuşma. Goebbels açıkça Yahudi komünist komplosunu yenebilecek tek devletin Almanya olduğunu söyledi. Özgür dünyanın kaderi Alman halkının elindeydi. Bu Goebbels'in Alman halkının büyük fedakarlığını gerektireceğini söylediği bir savaştı. Buna topyekun savaş deniyordu. Bu daha önce kimsenin görmediği türden bir savaştı ve tabii coşkulu bir biçimde karşılandı. Alman savaş ekonomisinden daha da büyük şeyler talep ediyordu. İnsan gücünden daha da büyük talepleri vardı ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nı ancak böyle kazanabileceğini hissediyordu. Vakit bizden topyekun savaş talep ediyor. Karşımızdaki tehlike devasa. Onu karşılamak için çabalarımız da bir o kadar devasa olmalı. Topyekün savaş konuşması bir güç gösterisiydi. Sıra dışı bir şeydi. Goebbels'in ilahlaşmasıydı. Kariyerinin en yüksek noktasıydı. Ve tüm 3. İmparatorluk'taki en iyi retorik parçalarından biriydi. İzlemesi sıra dışı bir şeydi. Şunu soruyorum. Topyekün savaş istiyor musunuz? Kalabalık evet evet diye ona katılıyordu ve o da tıpkı eski günlerdeki gibi onları daha da coşturuyordu. Gerekirse savaşı bugün hayal edebileceğimizden daha topyekün ve radikal hale getirmek istiyor musunuz? Telsizde canlı yayınlandı ve tüm ülkedeki sinema salonlarında gösterildi. Almanlar seçme vatandaşlarının çılgınca bir biçimde ona katılarak tezahüratını izledi. Ve şimdi halkın dikkatlice sahnelenmiş talebiyle Goebbels ve Hitler 3. İmparatorluğunun gücünün sınırlarını daha önce hiç yapamadıkları kadar zorlayabilirdi. Aylar içinde Panzer 3 savaş tanklarının üretimi 2 kat hızlandı. Mermi üreten işçilerin verimi ortalama %60 arttı ve silah üretimi de %30 artış gösterdi. Ancak Goebbels'in konuşmasının son cümlesi 1932'de Hitler'in şansölyeliğe yükselmesinden hemen önce de kullandığı cümle, Almanya'nın doğudaki savaşın yönetimi konusundaki değişikliği işaret ediyor. Şimdi halk ayaklansın ve fırtına serbest kalsın. Eldivenler çıkmıştı ve Rusya ile savaş yeni, şeytani bir boyut alıyordu.
Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya birbirleriyle savaşırken politik görev kavrayışını tamamen kaybettiler. Sadece birbirlerini yok etmek için savaştılar. Politik varlıklar olarak değil, ulusal kimlikler olarak. Bu herhangi bir politik kontrolden tamamen uzak bir şeydi. Hedefler sınırsızdı ve hiçbir yöntem yasak değildi. Bu ortaya çıkan mutlak bir savaştı. Kursk Savaşı, 5 Temmuz 1943. Stalingrad'daki başarısızlığın ardından güneye gönderilen Wehrmacht'ın belki de en etkili stratejist düşünürü olan General Erich von Manstein soğukkanlılığını korudu. Ve bir bozgundan çok taktik bir geri çekilmeye girişti. Tekrar ikmal hatlarına yaklaştı ve yavaş yavaş operasyon rezervlerini yeniledi. Sessizce birliklerini güçlendirdi ve Şubat sonunda şaşırtıcı bir karşı saldırıyla Sovyetleri hazırlıksız yakaladı. Mart ortasında Kharkov şehrini geri aldı ve dahi bir biçimde Sovyet savunma hattında dev bir boşluk açtı. Bu boşluk Kursk çıkıntısı olarak bilinecekti. Bundan sonra bir açmaz yaşandı ve her iki tarafta nasıl ilerleyeceğini hiç bilmiyordu. Kursk, Alman Yüksek Komutası tarafından sık tartışılan bir operasyondu. Hitler'in kendisi bile bunun güzel, kahramanca bir savaş olmayacağını kabul ediyordu. Bu zor olacaktı. Ancak bu bir anlamda vermeleri gereken bir savaştı çünkü Stalingrad'da yenilmişlerdi. 1943'ün başındaki savaş mevsiminde bir fırsatları vardı. Onları en azından geriye bir yerlere itmek istiyorlardı. Kıdemli subaylarıyla haftalar süren görüşmenin ardından pek çoğu yeniden toparlanıp silahlanmak için uzun bir belirsizlik önerdiler. Hitler evdeki morali yüksek ve hem müttefikleri hem de düşmanlar arasında ordularının saygısını geri kazanmak için bu tavsiyeyi dinlemedi ve Hisar operasyonunu emretti. Kursk'taki Sovyetleri ezmek için son bir girişim. Ve Almanlar saldırı için tereddütteyse Ruslar da onun savunması konusunda daha da tereddütteydiler. 3 Mayıs'ta Sovyet Yüksek Komutası'nın bir sorunun olduğu açıktı. Almanların bu çıkıntıya saldırma olasılığı çok gerçekti. Ve farklı fikirler vardı. Stalin, inisiyatifi ele almak gerektiğini, saldırıya geçmek gerektiğini düşünüyordu. Ve bunun nasıl yapılacağı konusunda kesin fikirleri vardı. Mareşal Zhukov ve Vasilevski ise tam tersini düşünüyordu. Alman generaller Führer'e sözünü geçiremezken Rus meslektaşları daha başarılı oldu. Daha önce denenmemiş yıldırım harekatıyla saldıracaklarından emin olarak Stalin'i sabırla beklemeye ikna ettiler. Bu şans gerektiren bir kumardı ve bu şansa kavuştular. Hisar operasyonunun Nisan'da başlaması planlanıyordu. Ruslara hazırlanmak için çok az zaman verilecekti. Ancak bir Stalingrad olayı riskini almak istemeyen Hitler, dikkatlice Panther tankının üretim hattından çıkmasını beklemeye karar verdi. Bu korkunç bir hataydı. Sonunda Temmuz'a savaş başladığında Ruslar Almanların saldırması olası yerleri belirlemiş ve savunmayı bir kaleye çevirmişti. Sovyetler Birliği için bu derin bir operasyondu. O hattan 100 kilometre geride kaynaklar hazırdı. İnsanlar hazırdı. Fabrikalar gitgide daha fazla T-34 tankı üretmeye başlıyordu. Çok görkemli olmasalar da kesinlikle çok etkili Rus tanklarıydı. Ve sayı üstünlüğüyle Almanların hızla etkili biçimde üzerine gönderecekleri tankları azaltacaklardı. Ve çok efektif kullanılabilirdi. 4 Temmuz'da 777 bin adam ve 2500 tanktan oluşan bir Alman gücü düşmandan tam olarak 3'te 1 oranında fazlaydı. Dokuzuncu ordunun planı Kursk'un 80 kilometre kuzeyindeki Sovyet savunmasını piyade ve topla aşmaktı. 110 kilometre güneyde 4. Panzer Ordusu Kızıl Ordu savunmalarını tam güçle zırhlı birliklerle delecekti. Bu şekilde Almanlar bir hafta içinde şehre ulaşmayı umuyordu. Daha uzun sürerse Sovyetlerin saldırıyı yavaşlatıp ağır kayıplar verebileceğini hesaplıyorlardı.
Ve tam olarak öyle oldu. Kuzeyde 9. Ordu ile saldırdıkları yerde bir hafta savaşmanın ardından sadece 8 ila 12 kilometre ilerleyebildiler. Bu bir yıpratma savaşıydı ve Almanlara pahalıya mal oldu. Sovyetlere daha da pahalıya mal oldu. Ancak Sovyetlerin kayıpları daha büyük olsa da yerine yenisini koymak daha kolaydı. Orada gördüğümüz çok açıkça belli olduğu üzere 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ve Almanya'nın çok farklı savaşma modelleriydi. Almanlar hızlı, kesin bir saldırı için son bir fırsat gördüler. Yıldırım harekatının orak kesiği gibi. Sovyetlerse tamam, bırakın saldırsınlar. Saldırıda kendilerini tüketsinler. Ve o zaman onlara karşılık vereceğiz dediler. Güneyde 4. Ordu da daha iyisini yapamadı. Mayın tarlalarına takıldılar. Sonsuz görünen Rus tankları ve savaşta tecrübeli birlikler artık dönüş anından korkmuyorlardı. Ve Alman ilerleyişi kesildi. Sadece 12 gün içinde tarihin en büyük tank savaşı sona erdi. Kursk'taki kayıplar konusunda büyük tartışmalar var. Ancak sayılar ne olursa olsun saldırganların lehine görünüyor. 1200 kadar Alman tankı ve topu kaybedildi. Ruslar içinse bu sayı 6000 gibi dev bir rakamdı. Kayıp sayıları da Rus tarafında çok daha yüksek görünüyor. 700 bine karşılık Almanların 110 bin. Ancak Ruslar Birleşik Devletler'in sanayi gücüyle desteklenerek hızla iyileşecekti. Almanların araç ve insan kayıpları ise asla yenilenemedi. Bu Almanya için sonun başlangıcıydı. 1943 senesi. Daha 2 sene devam edecek. Ancak sanırım şurası açık ki Stalingrad ve Kursk'ün ardından Almanya'nın bir anlamda korumayı umdukları bir savunma hattı çekebilmeleri gitgide olasılıksız hale geldi. Bu Almanya'nın başka stratejik hamleler yapmayacağı ve ilerlemeye çalışmayacağı anlamına gelmiyordu. Ancak 1943 itibarıyla savaşın gidişatı açıkça dönmüştü. Atlantik Savaşı, 9 Temmuz 1943. Atlantik Savaşı tüm iniş çıkışlarıyla belki de 2. Dünya Savaşı'nın en önemli muharebesiydi. Öyle değilse de kesinlikle en uzun olanıydı. 3 Eylül 1939'da başladı. 2074 gün ve gece devam etti. Ta ki Almanya'nın 8 Mayıs 1945'teki teslimine dek. Doğal kaynak yetersizliğinden ötürü Britanya büyük ölçüde ithal malzemelere bağımlıydı. Yiyecekten giysiye, petrolden metale dek her şey Britanya adalarına gemiyle getiriliyordu. Atlantik, Britanya'nın can damarıydı. Ve onun hayatta kalması, Avrupa'nın umutlarıyla birlikte müttefiklerin Atlantik Savaşı'nı kazanmasına değil, tamamen onu kaybetmemesine bağlıydı. Atlantik Savaşı, Birleşik Krallığın ikmal hattının ve Birleşik Krallığın Kuzey Amerika ile bağlantısının devamını sağlayan, harp boyunca devam eden bir seferdi. Hayati öneme sahip bir lojistik savaşıydı. İki taraf içinde başarı ve başarısızlık, savaşın kaderini ve ne kadar iyi gittiğini belirleyecekti. Ve iki tarafında diğer seferlerinde büyük etkisi olacaktı. Hem Almanya hem de Britanya 1930'larda ölümcül hatalar yapmışlardı. Ve denizdeki savaşın ilk sonuçlarını etkileyecekti bu. Almanya en başta kruvazör yapımına önem verdi. Ve denizaltı filolarını geliştirmeyi tamamen göz ardı etti. Britanya sonar gibi yeni teknolojilere ve istihbarat toplama servislerine çok güvendi. Atlantik'te deniz ortasındaki ticaret filolarını koruyabilecek uzun menzilli uçakları geliştirmeyi ihmal etmişti.
Bu hatayı ilk fark edenler Almanlar oldu. Ve 1942'nin ortasında Alman denizaltı filosunun komutanı Amiral Dönitz'in emrinde 200'e yakın operasyonel U-Boat vardı. Britanya ise konvoylarını savunmak için bulabildikleri tüm gemileri bir araya getirdi. Atlantik Savaşı'ndaki ana strateji bir konvoy oluşturarak ticaret gemilerinin korunmasıydı. Başka bir deyişle ticaret gemisi grupları kontrollü rotalarda olabildiğince çok eskort tarafından korunacaktı ve tehdidin görüldüğü yerden uzaklaşacaktı. Çünkü Almanlar teknelerini hedefleri vurmaya odaklarken müttefikler U-botların nerede olduğunu bularak konvoyları onlardan uzak tutmaya çalışıyorlardı. Bu savaş 1942 sonlarında müttefiklerin kaybeder göründüğü bir savaştı. Toplamda 1600 ticaret gemisi sadece o sene içinde batırılmıştı ve yaklaşık 8 milyon tonluk kargo kaybedildi. Her 4 saatte bir gemi kaybeden Britanya'nın toplam ithalatı savaş öncesi seviyelerin 3'te 2'sine düştü. Bu kayıplar durdurulamazsa Britanya'nın sonunda aç kalıp teslim olacağı açıktı. Ve bu kayıpların bir kısmından uçaklar ve yüzey gemileri sorumlu olsa da uzak ara en büyük suçlu Dönitz'in U-botlarıydı. Denizaltılar görülmeden saldırabiliyordu. Fark edilmeleri çok zordu. Ve fark edilince kolayca kaçıp yeniden saldırabiliyorlardı. Ve Almanlar aynı zamanda hedeflerin bulunması için çok detaylı bir sistem kurdular. U-botları toplu saldırılara, kurt sürüsü tarzı saldırılara yoğunlaştırıyorlardı. Teknolojideki gelişmelere ve yeni silahların getirilmesine rağmen 1943 başında çok az değişim görüldü. Müttefiklerin en büyük kayıpları Atlantik ortasında uçak menzilinin ötesindeki kara çukur denilmeye başlanan yerde gerçekleştirildi. Ancak Mart 1943'te büyük bir değişim yaşandı. Müttefik eskort komutanları U-Boat karşısında korumaktan çok saldırı düşünmeye başladılar. Destek grupları oluşturmak için cesaretlendiler. Eskort gemilerine ek olarak o gemiler ticaret gemilerini korumaya devam ederken U-Boat'ları kovalayacak gemiler eklendi. Ancak Müttefik Hava Kuvvetleri kaynaklarını özellikle de yeni uzun menzilli Amerikan Liberator, Katarina ve Uçan Kale gibi uçakların Mart ayından denizaltıları almaya yönlendirilmesi rüzgarı değiştirdi. Yeni santimetrik radar sistemiyle U-Boat'ların kumanda kulesi kilometrelerce öteden gece gündüz belirlenebiliyordu. Ve 3 ay içinde Mayıs sonuna dek ciddi bir değişim yaşandı. O 3 ay içinde sadece 56'sı Mayıs'ta olmak üzere 96 U-Boat batırıldı. Ve yaklaşık %75'i havadan vuruldu. Müttefikler dalgayı tersine çevirmiş görünüyordu. Ve Atlantik Savaşı'nı kazanamamış olsalar da kaybetmemişlerdi de. Müttefiklerin Atlantik'te başarılı olması savaşın geri kalanının savaşılmaya devam etmesini sağladı. Britanya desteklenip yardım almasa, lojistik sağlanmasa, Kuzey Amerika sanayi makinesi bir sanayi savaşı gerçekleştirmek için gereken kaynakları sağlamasa, Avrupa'nın işgali başarılamazdı. Atlantik Savaşı çok büyük bir öneme sahipti.